İdlib'de çatışmalar yeniden şiddetlendi. Suriye ordusunun bölgede 11 köyü daha ele geçirdiği açıklandı. Böylece 20 Aralık'ta kara operasyonu başlatan ordunun ele geçirdiği yerleşimlerin sayısı 26'ya yükseldi. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, Suriye hükümet güçlerinin İdlib bölgesinde bir yerleşime sızmaya çalışan 100'e yakın heyet Tahrir Şam militanının saldırısını püskürttüğünü, saldırıda çok sayıda militanın öldürüldüğünü duyurdu. Bu arada çatışmaların yoğunlaştığı bölgeden Türkiye'ye yeni bir göç dalgası başladı. Göçün merkezinin Marratünnüman ilçesi olduğu ifade edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan 80 binden fazla sivilin Türkiye'ye doğru yürüdüğünü söyledi. Türkiye Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını kaldıramaz. 4 milyon insanın yaşadığı İdlib'deki son katliamlar sebebiyle bu bölgede tekrar ciddi bir hareketlilik oluştu. Bombardımandan kaçan 80 binin üzerinde İdlib'li kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göç etmeye başladı. Şayet İdlib halkına yönelik vahşet son bulmazsa bu sayı daha da artacaktır. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır. Bizim maruz kalacağımız baskının olumsuz yansımaları başta Yunanistan olmak üzere tüm Avrupalı ülkelerin de hissedeceği bir konu olacaktır. Bu durumda 18 Mart mutabakatından önce yaşanan sahnelerin tekrarlanması kaçınılmazdır.